Geçtiğimiz videoda Arkeyan devrinde kalmıştık. Arke kelimesi antik Yunanca'dan geliyordu ve başlangıç ya da köken anlamında kullanılıyordu. Bu zaman dilimi hayatın ortaya çıktığı ya da bir nebzede olsa yayılmaya başladığı dönemdi. Tabi yaşam Hadeyan devrinin sonlarında da ortaya çıkmış olabilir. Bu sınırlar çok kesin değildir. Bu arada diğer taraftan Arkeyan devri elimizde kayaları bulunan ilk zaman dilimidir. Bugün yaşını ölçtüğümüzde yaklaşık olarak 3,8 milyar yıl veren kayalar bulabiliyoruz arkadaşlar. Arkean devrinde gerçekleşen ve Proterozoik devire geçtiğimizde göreceğimiz büyük etkileri bulunan bir diğer çok ilginç olay ise oksijen üreten siyanobakterlerin ortaya çıkmasıdır. Geçtiğimiz videoda bahsettiğimiz gibi bu bakteriler oksijen üretiyorlardı. Ancak bu oksijenin büyük çoğunluğu okyanustaki demir tarafından hapsediliyordu. Olayın asıl önemli kısmı ise proterozoik devire girdiğimizde gerçekleşiyor. Buradan ee, okuyamayabilirsiniz, burada okumuyor olabilir. Tekrar yazayım. Proterozoik devir arkadaşlar günümüzden yaklaşık 2,5 milyar yıl önce başlar ve Proterozoik kelimesi antik Yunancada erken yaşam anlamına gelir. Bunu da buraya yazabiliriz. Evet. Tabii antik Yunanca uzmanı olmadığım için birebir tercümesini söyleyemiyor olabilirim. Neyse. Burada Proterozoik devir ile ilgili en ilginç olay bu siyanobakterler tarafından üretilen oksijenin bir noktadan sonra demiri ve bu oksijeni hapsedebilecek tüm diğer molekülleri doygunluğa ulaştırmasıydı. İşte bu doygunluk oluştuktan sonra oksijen atmosfere salınmaya başladı. Burada oksijen atmosfere salınmaya ve orada birikmeye başlıyor. Bunun 2,4 milyar yıl önce gerçekleşmeye başladığını düşünüyoruz aşağı yukarı. Malum gelecekte daha fazla veri elde ettikçe bu tarihler birkaç milyon yıl oynayabilir. Ancak bu olayların ne zaman gerçekleştiğine dair bugün kabul ettiğimiz tarih aralığı bu. Belki ileride jeolojik kayıtlara veya fosil kayıtlarına bakarak bu tarihlerden emin olmamız mümkün olur. Mesela bundan 50 yıl veya 100 yıl sonra açıp bu videoları izleyen biri bu konuların birçoğu üzerinde "Hey, sonradan oksijenin atmosferde birikmeye başlamasının daha önceden olduğunu bulduk dostum." veya "Ökaryotların sonradan ortaya çıktıklarını bulduk." diyebilirler. Benim burada sizlere anlatmaya çalıştığım şey günümüz bilim dünyasında kabul gören tarih ve yaklaşımlar. Bilim her zaman gelişmeye ve gelişikçe de bazı şeyler değişmeye, kesinleşmeye devam ediyor. Neyse, ne diyorduk efendim? 2,4 milyar yıl önce oksijen atmosferde birikmeye başladı. Bunun ilginç tarafı ise bu birikme belli bir seviyeyi açtıktan sonra, bundan geçtiğimiz videoda biraz bahsetmiştim, yani yaklaşık 2,3 milyar yıl önce büyük oksidasyon olayı ya da büyük oksijenlenme olayı dediğimiz bir şey oldu. Buna bazen oksijen ya da oksidasyon felaketi dendiği de oluyor. Neden böyle dendiğini size biraz sonra anlatmaya çalışacağım. 2,3 milyar yıl önce gerçekleşen bu olayla atmosfer oksijen açısından zengin bir hale geliyor. Tabi bugün anladığımız şekliyle oksijen açısından zengin değil. Ancak en azından çevrenin ökaryot hücrelere uygun hale gelmesine yetecek kadar oksijen zengini oluyor. Her ne kadar yaşamak için oksijen içeren bir atmosfere ihtiyaç duyan biz insanları çok ilgilendirmese de, bu olayın dünya tarihindeki en büyük yok olma yani canlı soylarının tükenmesi olayı olduğunu düşünebiliriz. Oksijen felaketi ifadesi işte buradan geliyor. Siyanobakterler tarafından üretilen ve okyanustaki demiri doygunluğa ulaştırdıktan sonra atmosfere salınan oksijenin yeterli yoğunluğa ulaşması, gezegendeki diğer tüm Anaerobik yani oksijensiz solunum yapan canlılar üzerinde zehir etkisi gösterdi. Bu canlıların oksijen açısından zengin bir atmosferde yaşamaları mümkün değildi. Kısa sürede soyları tükendi ve yok oldular. Şu ana kadar 3 ilginç noktaya değindik. Bunlar oksijen birikmesi, biriken oksijenin bazı canlıların yok olmasına yol açması ve oksijen içeren atmosferin ökaryotların yaşamına uygun bir ortam sağlaması. Bunların hepsi de bizlerin bu gezegende yaşayabilmesi için hayati önem taşıyan gelişmeler. Biyoloji dersinden hatırlayacak olursak, ökaryotlar, ökaryot organizmalar, DNA'larının etrafında çeper bulunan organizmalardır. Ökaryotların birçoğunda mitokondri gibi diğer organeller vardır ve oksijene ihtiyaç duyarlar. Buraya yazayım. Biyolojik bir bakış açısından konuya yaklaşır ve mitokondrideki solunumu incelersek, bunun oksijen gerektiren bir süreç olduğunu görebiliriz. Öyleyse atmosferdeki oksijen birikmesi sonucunda ökaryotların en azından var olabilecekleri bir ortam oluşmaya başlamıştır. Ve fosil kayıtları ile DNA'nın zaman içinde nasıl değiştiği gibi verilere bakarak ilk ökaryotların 2,2 milyar yıl önce ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Tabii ki bu noktada çeşitli görüşler hatta bir takım tartışmalar mevcut. Bir taraf biraz 2,2 milyar yıldan daha önce olabilir bu durum diyor. Diğer tarafta bundan biraz daha sonra olabilir diyor. Eminim elimizdeki veri arttıkça bilim insanları da uzlaşacak. Bu tarihler daha kesinlik kazanacaktır. Evet, konunun bizi biraz daha yakından ilgilendiren tarafında ise yani 2,2 milyar yıl önce yaşanan olayların birkaç yüz milyon yıl öncesi veya sonrasında bir prokaryot bir diğer prokaryot tarafından yutuldu ve "Hey, beraber yaşamak ikimize de iyi geldi." dedi. Günümüzde kabul edilen teoriye göre mitokondri kendi DNA'sı bulunan çok eski bir prokaryot bakterinin soyundan gelmektedir. Bildiğiniz gibi mitokondriyal DNA nesiller boyu anne tarafından gelir. Yani buradaki olay küçük bir hayvanın büyük bir hücre içinde yaşaması gibi bir şey. Bu olayın bizim için neden önemli olduğunu merak ediyorsanız çok basit. Aslında bizler de ökaryotlardanız. Bilimsel bir bakış açısıyla konuşacak olursak, insanoğlu tüm bu olayların sonucunu da bugün burada. Tabii insan vücudu tek bir ökaryot hücre değil, vücudumuzda trilyonlarca ökaryot hücre var. Yaklaşık 100 trilyon ökaryot hücreye sahibiz. Özetle buradaki olayla ortaya çıkan hücreler bizim atalarımız oluyor. Bu arada hatırlatmakta fayda var, bu olayların hepsi okyanuslarda gerçekleşti arkadaşlar. Şimdi diğer bir ilginç olaya geçecek olursak hatırlarsanız bu dönemde güneşten gelen UV ışınlarının dünyanın yüzeyini sağanak şeklinde vurduğu yani dünyanın yüzeyine böyle sağanak gibi düştüğü ve her yeri yaktığını söylemiştik. Yani ateş gibi tutuşma anlamında olmasa da güneşe maruz kalma anlamında bayağı yakıcıydı. Buraya okyanusu ve karayı çizeyim bu okyanus olsun bu sarı ile çizdiğimde kara olsun her ikisinin de üzerine sürekli olarak UV ışınları yağıyordu. Bu arada UV ultraviyole yani mor ötesi demektir. Dolayısıyla bu ışınları mor ile çiziyorum. İşte güneşten gelen bir UV ışını sağanağı var ve bu durumun yarattığı radyasyon DNA'nın yaşaması için oldukça elverişsiz bir ortama sebebiyet veriyor. Dolayısıyla bu ortamda yaşam yalnızca okyanuslarda ortaya çıkabilir. Çünkü okyanusun derinliklerine indikçe UV ışınlarına karşı belli bir seviyeye kadar koruma sağlanıyordu. Kara ise bu sahneye tamamıyla açıktı. Kara üzerinde ne varsa bu ışınlara maruz kalıyordu. Sonuç olarak kara üzerindeki herhangi bir canlının DNA'sı UV ışınlarının yarattığı yüksek radyasyon sebebiyle mutasyona uğrayıp yaşamı devam ettiremeyecek hale geliyordu. Eğer atmosferdeki ozon tabakası ortaya çıkmasaydı bugün de durum bundan farklı olmayacaktı. Tabii kara üzerindeki yaşamın gelecekte de devam edebilmesi için ozon tabakasını delmediğimizi ve kaybetmediğimizi varsayıyorum. Atmosferimizin üst katmanlarında bir ozon tabakası yer alır ve güneşten gelen UV ışınlarının büyük çoğunluğunu engellemeye yardımcı olur. Bu dönemde yaşanan oksijen felaketiyle atmosferde biriken oksijenin bir kısmı atmosferin üst kısmına ulaşır. UV ışınlarıyla reaksiyona girer ve ozona dönüşür ve böylece UV ışınlarını engelleyebilecek hale gelir. Belki ileride bu ozon oksijen döngüsü üzerine de bir video yapmak iyi fikir olabilir. İşte bu oksijen üretimi hem bir ozon tabakasının ortaya çıkıp karada yaşama olarak sağlaması açısından hem de ökaryot hücrelerin bu oksijen sayesinde var olabilmesi açısından insan için kelimenin tam anlamıyla hayati önem taşımaktadır. Son olarak yine bu dönemde gerçekleşen bir başka ilginç olay ise atmosferde biriken bu oksijenin yine atmosferde bulunan metan ile reaksiyona girmesidir. Metan bir sera gazıdır ve ısıyı atmosfer içinde tutmaya yardımcı olur. Metan oksijenle reaksiyona girip atmosferden dışarı kaçarak dünyanın soğumasına yol açmış ve dünyanın ilk ve bazılarına göre en uzun buzul dönemine girmesine sebep olmuştur. Bu olaya ve milyonlarca yıl süren bu döneme kar topu dünya denir. İşte burada görebilirsiniz. İlk kar topu dünya olayı Huronian buzlanması olarak da karşınıza çıkabilir. Bunun gerçekleşmesinin sebebi eğer bu teori doğruysa atmosferin ısıyı koruyamamasıdır. Bu nedenle dünyanın tüm yüzeyi buzla kaplanmıştır. Öyleyse eğer Proterozoik devrin üzerinden bir kez daha geçersek önemli noktalarından biri dünyanın ilk kez oksijen zengini bir atmosfere sahip olmasıdır. Bunun sayesinde ilk kez ökaryot canlıların nefes alabilmesine olanak sağlayan bir ortam oluşmuştur. Diğer önemli nokta ise ozon tabakasının oluşarak bir sonraki jeolojik zamanda yaşayan varlıkların karaya çıkabilmesine olanak sağlamasıdır. Önümüzdeki videoda bundan bahsedeceğiz.